Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler. Anan Erbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diyanov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. İyi akşamlar. Umarım iyisinizdir. Bu hafta biraz karmaşık, biraz da yoğun geçti. Videomuz yetişmedi arkadaşlar. Yarına da yetişemeyeceğini anlayınca onu haftaya bıraktım ama bu haftayı da boş geçirmek istemedim. Malum olaylardan, yani gündemden dolayı birçoğunuz gibi ben de odaklanma sorunu yaşadım. Bilmiyorum, tükenmişlik sendromu da olabilir. Çünkü çok uzun yıllardır tatile bile çıkmadım. Aralıksız çalıştım. Ve az önce okudum, Acı Badem sayfasında da aynısı yazıyor. İşte profesyonel hayatta veya ev işlerinde uzun saatler boyunca çalışmak, hasta bir aile üyesine bakmak ya da politika veya toplumsal güvenlikle ilgili üzücü haberlere tanık olmak gibi stresli durumlara sürekli maruz kalmak tükenmişlik sendromuna yol açabilir. Dolayısıyla ben adım gibi eminim aranızdan birçoğu da benim gibi aynı şeyleri hissediyordur, benim hissettiklerimi hissediyordur. Bazen de bu tür yayınlar yapınca ben, yani podcast tarzında, dost görünümlü bazı tipler var. İşte konu bulamadın galiba, ha 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 gibi şeyler yazıyorlar. Çünkü benim ne zaman tükeneceğimi, bu kanalın ne zaman kapanacağını sabırsızlıkla bekleyen birileri var, biliyorsunuz. Ama hiç kimse rahatsız olmasın. Listem, konu listem şu an karşımda ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 konu başlığı hazır. Bunların hepsi sizden gelen istekler doğrultusunda hazırlandı. Bazı örnekler vereyim içinden. Alcatraz var, Mussolini var, Tunguska olayı var, yine mitoloji var, demokrasi konusu var, demokrasinin tarihi hakkında doğru bilinen yanlışlar vesaire. Hatta Azerbaycanlı arkadaşlarımıza bir sürprizim olabilir ama zamanını ve sıralamasını bilemiyorum tabii. Bir an geliyor, Atademirer'in o ergen moduna giriyorum ben. Zamana geldim. Gerçekten öyledir. Ben listemi yapıyorum ama zamanlamasını benim yerime başka biri belirliyor gibi. Şimdi muhabbeti bırakıp gelelim mevzuya. Biraz samimi, birazcık da komik bir şekilde başladık ama mevzu maalesef karanlık bir mevzu. Bu konu da sizden gelmişti ama o kadar korkunç bir şey ki bunu cezasız, kısıtlamasız atlatmak çok zor konu itibariyle. Ayrıca bu vahşiliğin yanında tatsız, rahatsız edici başka taraflar da var. Çünkü işin içinde çocuklar var. Ben bu adamı daha önce nasıl duymamışım hiç bilmiyorum. Oysa yeni bir hikaye de değil. Adı Javed Iqbal Mughal, Pakistanlı. Mughal'in insanlık tarihine gelmiş geçmiş en korkunç seri katil olma ihtimali çok yüksek. Ancak birçok kaynağa göre öldürdüğü insan sayısı tam olarak bilinmediğinden ve şu an çok daha korkuncunun aramızda olup olmadığını da bilmediğimizden ihtimal diyorum buna. Bu sübyancı katilin yüzlerce çocuğa tecavüz edip öldürdüğü sanılıyor. Ancak bu cinayetlerin sadece 100 küsürü kanıtlanabildi. Kendisi de bunları itiraf etti. Bu yaratık, diyeyim artık, yalnızca suçlarının acımasızlığı ve çok sayıda kurbanıyla değil, aynı zamanda ceza kanununda bazı vahşiliklerin karşılığı olabilecek yeterli ceza bulunmadığına dair de sağlam bir izlenim oluşturdu. Ona akıl almaz bir ceza kesen yargıç da ünlendi. Hikaye Pakistan'ın en büyük ikinci şehri olan Lahor'da geçti. 12 Aralık 1999 sabahı polis departmanının nöbetçisi teslim edilen postayı incelemeye başladı. Zarflardan birini açıp mesajı okuduğunda kanı dondu. Yalnızca bir ruh hastası böyle bir şey yazabilirdi. Mektupta birisi 100 çocuğu öldürdüğünü itiraf ediyordu. 5 dakika sonra adam, kaynaklara göre Mustafa Regi, görev biriminin binasına girdi. Kağıdı eline alıp yüksek sesle okumaya başladı. Ben Javed İkbal, 100 çocuğu öldürdüm. Bu dünyadan nefret ediyorum. Yaptıklarımdan utanmıyorum ve ölmeye hazırım. Cinayetten önce çocuklara tecavüz ettim. Tüm detaylar odada bulunan ve kopyaları yetkililere gönderilmiş olan bir günlük ve 32 sayfalık bir defterde yer almaktadır. Bu benim itirafım. Şimdi intihar etmeye niyetliyim ve umarım Ravi'nin vedaları günahkar bedenimi kabul eder ve merhametli Allah beni bağışlar. Çok ilginç değil mi? Müfettişin anlattığına göre alnından soğuk terler akmaya başladı. Meslektaşları bunun bir şaka olabileceğini de düşünüyorlardı. Ancak müfettiş daha önce Javed İkbal adını duyduğu için elinde gerçek bir manyağın mesajını tuttuğundan emindi. Bu adam tanınmış bir girişimci inşaatçının oğluydu. Kendisi de mühendisti ve 1,5 yıl önce zaten polisin dikkatini çekmişti. Ve onun davasına da aynı müfettiş bakmıştı. Daha sonra Lahore'un varoşlarında bir polis devriyesi, 2 gençle bir şeyler hakkında konuşan, orta yaşlı, iyi giyimli, şüpheli bir adamı gözaltına aldı. Küçük yaşlı kenar mahalle çocuklarına pahalı baklavalar veriyordu. Ondan sonra çocuklarla bir şey konuştu, ikisi de kafasını sallayınca onlardan birini alıp Mercedes'e doğru götürmeye başladı ve bu tabii polisi şüpheye düşürdü. Asayiş muhafızları müdahale ettiler. Polis departmanı adamın adını belirledi Javed İkbal olarak. Ve çocuklar kendi evinde onunla banyo yapmayı kabul etmeleri halinde her birine 20 rupi vaat ettiğini söylediler. Ve bir de doyasıya pilav. Savcı çok tereddütlüydü. Sonunda savunmanın görüşüne katıldı ve bunun sonucunda zanlı ağır bir kefaletle serbest bırakıldı. Ve Regen'in amirleri müfettişin dosyayı dolaba koyup varlığını unutmasının daha makul olacağını ima ettiler. Ama şimdi o dosya bir kez daha dolaptan çıkmıştı. Doğal olarak görev gücü hemen İkbal'in adreslerinden biri olan Şadbah bölgesindeki villasına gitti. Biraz sonra arkadaşlar bu adamın hayatıyla ilgili bilgi vereceğim. O noktaya bir gelelim. Önümde bir metin de var. Arada sırada araya da giriyorum. Evet, villanın sahibi orada bulunamadı. Ancak kaynağın güzel bir ifadesiyle davetsiz misafirlere avlanan kurt yavruları gibi bakan 14 yaşında 2 çocuk buldular. Villada yapılan aramada bulunan kanıtlar mektupta belirtilenlerin kesinlikle bir deli hezeyanı olmadığını kanıtladı. Bodrum'un duvarlarında katilin erkek çocukların cesetlerini parçalamak için kullandığı devasa bir kesme tahtası vardı. Dahası metal bir zincir, hidroklorik asit varilleri ki bu varillerin içinde daha sonra tamamen çözülmemiş insan kalıntıları bulunacaktı ve ayrıca ceset fotoğrafları ve her yere bulaşmış kan izleri. Profesyonel kasapların takımından bir dizi büyük bıçak, manyak tarafından öldürülen kurbanların ayakkabı ve kıyafetlerinden oluşan bir koleksiyon. Ancak tuhaf bir şey oldu. Adamı tutukladılar tabii ki ama yanlış anlaşıldığını iddia etmeye başladı. İddiasına göre sadece sağlıksız koşullarda yaşamakla kalmayıp aynı zamanda doyasıya yiyemeyen talihsiz çocukları görünce kalbi kırılıyormuş, dayanamıyormuş. Ancak Regi bu sözüm ona hayırseverin sözlerine inanmadı. Ama daha sonra ailenin avukatı geliyor, Faysal Najib Chaudhry ve kolluk görevlisine bu prestijli kolej mezunu, bu mühendis aynı zamanda ve tanınmış bir üretim şirketinin sahibi olan bu saygın adam için güvence vermeye başladı. Çünkü yargılanmalar başladığından beri, şüpheler uyandığından beri, bu konu ülke gündemine girdiğinden beri, 78 yılından beri var olan metal bağlantı parçalarının satışı düşmüştü. Ancak daha sonra çok ilginç bir not daha bulundu polis tarafından. İkbal meğerse daha fazla inandırıcı olabilmek için kendisini suçlayan delilleri kasten yok etmemişti. Yalnız kendisini bulmak çok da kolay olmadı. Çünkü sorgulamalar sırasında villada gözaltına alınan çocuklar, efendilerinin nerede olduğu konusunda ilk başlarda çok sessizlerdi. Bu nedenle önce Ravi nehrinin sularında ağlar yardımıyla tarama organize edildi. İntihar etmişse bulabilsinler diye, ama kişinin cesedi bulunamadı. Ve bu sırada da müfettiş Regi meslektaşlarıyla birlikte katilin günlüğünü incelemeye başladılar. Orada anlatılanlar, o ifşaatlar en deneyimli kurt polisleri bile şok etti. Soruşturmanın en başından beri davadaki bütün belgeler gizliye alındı. Ancak İkbal günlüğünün bir fotokopisini Lahore Şehir Gazetesi Daily Jang'ın yazı işleri ofisine göndermeyi başardı. Ben de bazı etik nedenlerle bu korkunç yazıdan yalnızca bazı alıntılar yapacağım. 22 Şubat 1999 Said Ahmet, yani katilin muhtemelen uşaklarından biri, şerbetle baştan çıkarılan bir aptal getirdi. Ödül yerine boynuna bir zincir bağlandığında muhtemelen korkacak vakti bile yoktu. Vücudunu kestiğimde bir domuzun leşini işlediğimi hayal ettim. Bu arada asit kaynakları tükeniyor. Birkaç kutu daha getirmek için aramamız gerekiyor. Görünüşe göre kalıntıları ortadan kaldırmanın başka bir yolunu düşünmek lazım. Çünkü dün bir komşu geldi ve sitemden neden garip bir koku yayıldığını sordu. Belki de parçaları kimyasal işleme başvurmadan gizlice nehre atmalıyım. Ancak bir cesedin imha edilmesi bana sadece 2.40 dolara mal oluyor. Ve sonra gariplikler başladı. Yaklaşık bir aydır polis tarafından aranan Javed İkbal, 30 Aralık 1999'da Daily Jang ofisinde aniden ortaya çıktı ve çalışanlara polise güvenmediği için buraya teslim olmaya geldiğini söyledi. Çünkü tutuklandığında kesinlikle öldürülürdü. Sorgulamalar ve hatta mahkeme duruşmaları sırasında da tuhaf davrandı. Daha sonra ilk tutuklanma ve cinsel taciz suçlamalarının ardından güya yaşadığı utancın intikamını almak için 500 çocuğu daha öldürebileceğini açıkladı. Ve daha sonra polise şöyle bir hikaye uyduruyor. Ben hiçbir cinayete karışmadım. Bu hikayeyi de yoksul ailelerden kaçan çocuklara halkın dikkatini çekmek için uydurdum. Tabii yargıç bunları yutmuyor, bunlara inanmıyor. Ortaya çıkan delillerden sonra bütün yargılamaların sonucunda onunla yardımcısı Said Ahmet'i idam cezasına çarptırıyor. Hikayenin tamamı bu şekilde ama şimdi bakalım bu adam gerçekte kimdi ve bütün bunları neden yaptı? Javed İkbal Mughal, soy ismi gibi Mughal bir ailede doğdu. Bu topluluk Moğollar ve Türklerin karışımından doğmuş etnik bir topluluktur. Moğollarla Türklerin bu bölgeyi kontrol ettikleri zamanlardan beri buradalar. 8 Ekim 1956'da Pakistan'ın Lahore şehrinde doğdu. Babası tüm aileye yetecek kadar kazanan bir girişimci olan Muhammed Ali Mughal'dı. Caved'den başka 3 oğlu ve 2 kızı daha vardı. 1978'de Javed İslam Koleji'nde eğitime başladı. Öğrenci yıllarından beri içinde girişimci bir damar belirdi ve hayatının ana işi haline gelecek olan çelik işleme ve bağlantı parçaları üretimi işine başladı. Bu arada demin söylediği o şeyi bir açıklığa kavuşturalım, 500 çocuğu daha öldüreceğim diye. İki kaynak bu konuda çelişiyor. Bazıları bunu polisi tehdit etmek için söylediğini yazmış, bazıları ise daha farklı bir anlam kullanmış. Yani metnin gerçeği buymuş, aslı buymuş. İstesem 500 çocuğu kolayca öldürebilirdim ve bunu kimse fark etmezdi. Ama tam 100 tane öldürmek istedim ve öldürdüm. Sözüme sadık kaldım, 100'den fazlasını öldürmedim diyor. Ve soruşturmalar sırasında seri katil başka birinin canını alma arzusunun çocukken kendisinde ortaya çıktığını ancak uzun süre bunu kontrol etmeye çalıştığını itiraf etti. Demin de söylediğim gibi daha önce bir hapis yatmışlığı vardı ve annesi aslında oğlu hapisteyken kederden ölmüştü. Ayrıca polisin de kendisine çok sert davrandığını hissetmişti. Anlattığına göre çok yakın olduğu annesinin ölümünden sonra içinde bütün dünyaya karşı bir nefret uyandı ve 100 anneyi ağlatmaya karar verdi. Ve biliyorsunuz şu şekilde düşünen insanlar vardır. İşte hapishaneler aslında ıslah aracı değil, daha ziyade suçlu üretme aracıdır diye düşünenler var. Onlara göre bu adamın durumu bu savın canlı bir örneğidir, en iyi örneklerinden biridir. Ve bu girişimci hapisten çıktığında artık bir hedefi vardı. 100 çocuğu öldürmek. Bu canavar bütün eylemleri boyunca polisin tam olarak görüş alanındaydı. O zamanlar daha henüz suçunu kabul etmemişti, ancak kolluk kuvvetleri isteselerdi veya biraz dikkatli olsalardı onun hayatının karanlık tarafını fark edebilirlerdi. Bu arada uzmanlara göre gelişmiş ülkelerde, yani daha müreffeh ülkelerde çocukları metodik, sistematik olarak öldürmek zordur. Çünkü bu çocuklar her şeyden önce sevgiye aç büyümüyorlar, sevilerek büyüyorlar, karınları hep toktur ve yabancıların tehlikeli olabileceğini bilirler, bu şekilde yetiştirilirler. Ancak maalesef bir bardak pirinç için herkesle her yere gitmeye hazır, pek çok aç ve mutsuz çocuğun olduğu fakir ülkeler için durum tamamen farklı. Bu nedenle de dezavantajlı ülkelerde onun gibi manyaklar daha rahat hareket edebiliyorlar. İkbal'in yan işi çok da fakir olmayan ailelerin çocuklarının uğramaktan hoşlandıkları bir oyun salonuydu. Javed burada bazen gizlice yere para atıyor ve çocuklardan birinin onu almasını bekliyordu. Daha sonra ise parayı alanları hırsızlıkla suçluyor ve onları arka odaya götürerek tecavüz ediyordu. Bazen tecavüzden sonra sözüm ona suçluyu serbest bırakıyordu. Ancak bazı talihsizler seri katilin kır evine götürüldüler. Orada da her zaman zincir ya da plastik torbayla boğuldular. Evet, İkbal'in farklı yönlerinden, onu diğer seri katillerden ayıran yönlerinden biri de şudur: genellikle onun gibiler tek başlarına hareket ederler. Ancak İkbal'in 3 kölesi vardı. Yine de bu inanılmaz bir şeydi. 100 kişinin kimsenin dikkatini çekmeden öldürülmesi çok ilginç bir durumdur. Adamın erkek suç ortakları bütün kurbanlarıyla aynı yaştaydı. Said Ahmed 17, Mehmet Nedim 15 ve Mehmet Sabir 13 yaşındaydı. Bu çocuklar canavarın kurbanları inine getirmesine yardım ediyorlardı. Evet, kendisinin de söylediği gibi bu adam duramadığı için yakalanmak istemedi. Kendisi durdu ve teslim oldu. İşin bu tarafına bakınca muhtemelen şöhret olmak da istiyordu. Ve muhtemelen yaptıklarından bütün dünyanın ürpermesini istiyordu. Ve bunu başardı. Seri katil bütün suçlarını itiraf ettiği ve kimliğini açıkladığı 2 mektup yazdı ve kendi işini bitirdi. Böyle bir canavarın cezası tabii ki hafif olamazdı. Doğru, bu konuda da farklı kaynaklardaki bilgiler farklı. Mesela çok yaygın bir kaynak var, insanlar bunun gerçek olduğunu düşünüyorlar. Bu kaynağa göre mahkeme Javed İkbal'in tıpkı çocukları öldürdüğü gibi öldürülmesini istemiş. Bu şekilde idam edilmesine karar vermiş. Yani çocukları boğduğu aynı zincirle boğulmak, ardından vücudunun 100 parçaya bölünmesi ve öldürülen çocukların ebeveynlerinin önünde hidroklorik asit içinde eritilmesi. Ama diğer kaynaklara göre yargıç bunu sadece kalbinden söylemiş öylesine, yani eğer benim isteğim olsaydı yapacağım buydu şeklinde. Bana bıraksalar bunu yapardım şeklinde. Evet, artık aranızdan birçok insan da benim gibi aynı şeyi düşünüyor. Aslında bu adam tıpkı kurbanları gibi ölmeyi hak etmişti. İnsan olarak insanın aklına gelen ilk şey budur. Ama sorun şu, bu kirli işi yapacak bir cellat bulmanız gerekiyor. Gel gör ki kolay değil modern çağda. Akıl sağlığı yerinde olan hangi insan bir başkasının vücudunu 100 parçaya ayırabilir? Hülasa arkadaşlar, Javed cezasının infazını beklemedi. Maalesef 8 Ekim 2001'de 45 yaşındayken zehir aldı. Çok kuvvetli bir zehirdi, çok hızlı öldüren bir zehirdi ve bu canavar acısız, hoş bir şekilde öldü. Sadece uykuya daldı. İddiaya göre geriye yine bir not bıraktı. Bu polise gönderdiği notun neredeyse aynısıydı. Bu dünyadan nefret ediyorum ve yaptıklarımdan pişman değilim. 100 çocuğu öldürdüm ve ölmeden önce onlara tecavüz ettim. Rahman olan Allah'ın beni bağışlayacağını umuyorum. Yine ilginç. Ölüm cezasına çarptırılan diğer yardımcısı Said Ahmed de aynı şeyi yaptı. O da kendisini zehirledi. Cesetlere sahip çıkan olmadı. Onlara ne yapıldığını da kimse bilmiyor. Çok yoğun bir şekilde birçok teori onların aslında öldürüldükleri yönündedir. Ancak niyeyse her ikisinin de intihar ettiği yer aldı raporlarda. Diğer yardımcıları Mehmet Nedim 13 cinayetten suçlu bulundu ve her cinayet için 14 yıl olmak üzere toplam 182 yıl hapis cezasına çarptırıldı. En küçüğü Mehmet Sabir 63 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yani çocuk olmalarına filan bakılmamış. Hafifletici neden yok. Özellikle seri katil hikayesi seven arkadaşlar, son zamanlar bu deli dikkatimi çekiyor. Hatta bir ara not almıştım, notu silmişim galiba, onu bir tekrar not alayım. Mihail Popkov, bakalım nasıl bir hayat hikayesi varmış. Yakın gelecekte bu adama da bir bakarız. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Hepiniz yorgunsunuz biliyorum hafta sonu. Ben de sizin gibiyim. Ülke olarak zor ve gergin bir hafta geçirdik. Aslında belki de iyi oldu bu akşam çok uzatmamak, erkenden herkesin dinlenmeye çekilmesi. İyi ki buradasınız, iyi ki toplandık bu akşam, iyi ki varsınız. Haftaya tekrar görüşeceğiz, kendinize iyi bakın, iyi akşamlar, iyi hafta sonları.